Abim 1993 yılında gözaltına alındı. Iğdır Merkez Karakolu'nda. Yaklaşık bir hafta gözaltı süresi oldu. Tabii bir süre içerisinde işkenceler falan da gördü. Kötü muamele de gördü. Onun ardından mahkemeye sevk ettiler. Erzurum zindanına gönderdiler. Orada yaklaşık 10-15 yıl orada kaldıktan sonra Konya cezaevine sürgün ettiler. Oradan da Ankara Sincan cezaevine gönderdiler. 30 yıldır cezaevindedir. Şu anda Bolu Fethi bir cezaevinde yatmaktadır. Cezası bittiği halde cezası yaklaşık 2 aydır bitmiş. Cezaevi yönetiminin keyfi muamelesiyle 3 ay tekrar uzatıldı. Abimle konuştuğum zaman abime herhangi bir gerekçe söylemeden idarenin kendi tarafından abime 3 ay ceza tekrar verilmiş. 30 yıl cezasını çektikten sonra da tekrar o mahkumlara pişmanlık dayatılıp cezaları uzatılıyor. Tabii kabul etmediği zaman da tahliye zaten yapılmıyor. Zaten Türkiye şartları, Türkiye'deki cezaevleri başka bir gözle bakılıyor. Başka bir muamele yapılıyor. Bir insan 30 yıl, 30 yıl yani hayatının yarısını cezaevinde bitirdiğine rağmen burada hukuksuz bir şekilde tekrar içeride tutulmak isteniyor. Abim en son beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için 3-4 ay bundan önce aniden cezaevinde düşüyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Günlerce arayıp sormamıza rağmen bize herhangi bir bilgi verilmedi. Cezaevi yönetimi tarafından nerede olduğunu bilmiyorduk. En sonunda avukatlar vasıtasıyla bize bilgi verildi. Beyin damarı tıkalı olduğu için ameliyat olması lazım. Ameliyatın da cezaevi şartlarında yapılmadığı için abimin derhal bırakılmasını istiyoruz. Sağlık sorunlarından dolayı kendisinin dışarıda tedavi olması gerektiği için abimin dışarı bırakmasını istiyoruz. Kalp tıkanıklığından hariç astım bronşiti var. Kalp rahatsızlığı var. Kemik erimesi var. Bunca hastalığa rağmen içeride tutulması tabii hukuk dışıdır. İnsan hakları ihlalidir. Abimin dışarıda tedavisi olması lazım. Hayatında endişe ediyoruz. Ya aslında çağrımız şu şekilde. Eğer Türkiye cezaevlerinde insanlar eğer yatıyorsa gözetilmeden eşit davranılması lazım. Hasta tutsakları tabii ki yani bu adliymiş, bu siyasiymiş ayrımı yapmadan özgürlüğünü vermeleri gerekir. Biz bir türlü sesimizi duyuramıyoruz Türkiye'deki medyaya. Adı zaten bellidir, havuz medyası, iktidara yakın medyadır. Kesinlikle cezaevi söz konusu olduğu zaman herkes kör sağır, kulaklarını tıkamış. İçeride binlerce hasta tutsak var, siyasi tutsaklar var. Ama hiç kimse de bir hareket göremiyoruz. Mahkum da olsa, tutuklu da olsa özgürlüğünü sen kısıtlamışsın. İçeri aldığın insanı yaşatacağına alıp ailelerine cenazelerini veriyorsun.